Merhaba çocuklar, ben Arkas Sanat Merkezi'nden Bilgin. Bugün sizlerle şekillerle bir resim yapacağız. Farklı farklı oluşturacağımız bu şekiller bir araya gelince harika bir resim ortaya çıkacak. Bunun için ilk önce siyah renkli bir fon kağıdı tercih edebilirsiniz. Ya da farklı renkte olabilir. Bunun üzerine kurşun bir kalemle ev şeklinizi çizdikten sonra etrafından kesiyorsunuz. Ben hazır, kesilmiş bir tane hazırladım. O yüzden bunu şu köşe kısmına gönderiyorum. Şimdi bu evin üzerine yapıştıracağım farklı farklı şekiller oluşturmam gerek. Bunun için beyaz renkte resim kağıdımın üzerine pastel boyamla boyamaya başlıyorum. Bütün bir kısmı boyamak zorunda değilsiniz. İsterseniz böyle yan tuttuğunuz zaman dokulu dokulu boyayabilirsiniz. Ya da ben dokulu olsun istemiyorum diyorsanız pastelinizin ucunu dik tutun. Şöyle 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 boyayın. Ben bir de maviden şöyle farklı farklı şekiller oluşturmak istiyorum derseniz kağıdın başka bir kısmına da şöyle yuvarlaklar ya da çizgiler yapabilirsiniz. Onu da farklı bir mavi rengiyle yapalım. Aklınıza ne geliyorsa etrafınızı inceleyin. Ağaçların üstünü, yaprakların desenlerini, hangi şekiller görüyorsunuz? Onlarla şöyle kağıdınızın üzerine gördüğünüz, ilham aldığınız bu şekilleri çizin. Evet, şimdi şurada bir mavilik var ya, bunun üzerine de ben nasıl şekiller yapayım? Buraya da şöyle dalgalı, değil mi? Denizdeki dalgalar gibi olsun mesela. Şimdi oluşturduğum bu şekilleri etrafından keseceğim. Ve üzerinde rengarenk şekilleri olan bir kağıt elde ettim. Evet, ben diğer kalanları kesmeyeceğim. Çünkü daha önce de sizin için hazırladıklarım var. Bunu da köşeye gönderiyorum. Daha önceden hazırladığım bu ev şeklinin üzerine şimdi burada hazırladıklarım desenlerden yapıştıracağım. Bu böyle sarın üzerine yeşil yeşil daireler var. Çok güzel olmuş ama biraz büyük gibi. Belki evimizin kapısı şöyle yuvarlak gibidir üst kısmı. Kesebilirsiniz. Çok güzel oldu. Şimdi yan kısımlarına hangi hazırladığım deseni kullansam. Belki şu mor zikzaklarla şu deniz dalgalarım yan yana güzel durabilir. Dışarıya taşan bu kısımları evinizin arkasını çevirerek kesebilirsiniz. Burada önemli olan sizin beğendiğiniz şekilleri, oluşturduğunuz bu şekilleri böyle düzenleyerek bir araya getirmeniz. Şimdi ne yapalım? Kapımızı böyle yaptık. Pencerelerimizi de acaba şurada artan sarı ve yeşillerimden mi yapsam? Çatısı nasıl olsun sizce? Çatısı da böyle hani oluşturduğum çizgi çizgiler vardı değil mi? Burada var, burada da var. Onlardan da şöyle çatısına yapıştırabiliriz. Yapıştırmadan önce mutlaka ilk başta yapıştırmak istediğiniz yere şu şekilde koyun. Beğenirseniz, yakıştırırsanız, diğer oluşturduğunuz desenlerle arkadaş oluyorlarsa ondan sonra yapıştırın. Evet, bu da tam buraya denk geldi değil mi sanki? Bütün hazırladığınız desenleri kullanmak zorunda değilsiniz. Başka bir etkinliğinizde de sonradan bunları kullanabilirsiniz. O yüzden bir kap yapın isterseniz onları saklayacağınız. Arkadaşlarınızla bir araya geldiğiniz zaman onlarla da böyle eğlenceli etkinlikler yapabilirsiniz. İsterseniz eve benzetmek de zorunda değilsiniz. Oluşturduğunuz şekilleri İstediğiniz gibi dağınık bir şekilde de bir araya getirebilirsiniz. Tamamen size kalmış çocuklar.
Önemli olan neydi? Desenlerin birbirleriyle arkadaş olmasıydı. İyi eğlenceler.